1984 yılına kadar yol, su, elektrik ve telefon gibi insanoğluna her an lazım olan değerlerin olmadığı bir zamanda Ilıca köyü hızla gelişip köyden kasabaya, şimdi de kasabadan ilçeye hazırlık çalışmalarını 16 yıldır sürdüren Başkan Mehmet Kaçamaz, ciddi ve istikrarlı bir şekilde gece gündüz demeden belediyede çalışan işçilerle birlikte omuz omuza verip çalışıyor. Başkan Kaçamaz, ileride doğacak su sorunundan dolayı kasabanın içme suyu projesini Ilıca kasabasına 20 kilometre uzakta olan Berit Dağı eteklerinden kendi gücü ve imkanları ile getirmeye çalışıyor. Şimdi bu mücadelenin görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Araç arızaya mı geçti? Bir arızamız var.
onu giderdik. Şimdi direnip patlaması olacak. Ondan sonra da yolumuza devam edecek. Çok zor şartlar altında bu yolu buraya kadar getirdim. Getirmeye de devam ediyorum. Daha bu kadar da yer olsa benim hiç bir sorunum yok. Maşallahım var yani. Öyle mi? Allah'ın dediği olur. Evet. Çok güzel. Şimdi başkanınız da çalışıyordu kepçeyle. Siz de çalışıyorsunuz. Ne güzel bir dayanışma. Başkanımız çalışıyor. Yardımıyla, evvelallah'ın yardımıyla, başkanımızın emriyle, yardımıyla, gücümüzle, elimizden gelen imkanlarımızı sarf ediyoruz. Peki, kolay gelsin sana. Sağ olasın. Ilıca kasabası sizden hizmet bekliyor. Bir an önce sularını, yollarını yapın. İnşallah biz de onunla uğraşıyorum ve tamamlamaya da başlamak üzereyim. Şefisiniz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çalışmalar son sürat gidiyor. Daha bundan hızlı olamaz. Yani bu zayıf ekiple anca bu kadar gider. Çok da süratli gidiyoruz. Yani maşallah ekibiniz zayıf değil. Belediye başkanınız sizinle beraber. Zaten belediye başkanımızın cesareti, azmi bu işi buraya getirdi. Yoksa bu ekiple, güçlülükle işi yok bunun. Cesaret işi. Tamamen azim işi. Ne kadar sürede bitecek burası? Burası bu yıl 10. ayda bitmiş olacak. 20 kilometre yolu, evet. Hem altyapı olarak su götürmek için yatırım yaptınız, hem de yolunu açtınız. Evet, bu süre içinde de suyu akıtıp sonuca gideceğiz. Peki, ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir kalabalık var, orada yine bir şölen var. Teşekkür ederim. İlk
gördüğümüzde yani halk olarak ben bilene yani pek gideceğine inanmıyordum ama çok şükür buraya kadar getirdiler. Şey yaptılar, sağ olsun. Huzurumuzda teşekkür ederiz kendine. Allah razı olsun. Vatanımıza, birliğimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, gel gel hadi gel bakayım şöyle gel. Sevgili izleyicilerimiz, o kadar yüksek dağlardan, tepelerden bu su gidiyor ki vatandaşlarımız, sizler neler söylemek istersiniz? Ben Beşen'den göçeli aşağı yukarı 2 sene oldu. Memleketi geldim biliyorum ama buraya kadar gelmemiştim. Bu yolu da bu suyu buradan alma isteyip de teşebbüs eden bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Memleketimde hayırlı olsun derim. Siz 52 yıldır burayı görmediniz. Görmedim. Başkanımız Ferhat gibi dağları delerek gelip gördü burayı. Allah razı olsun. Takdire şayane bir kişi. Ben şahsen şahsım adına teşekkür ediyorum. Peki hayırlı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırlı olsun. Peki. Allah'a emanet olun. Kasabada bu suyu vatandaşa içireceğiz. Ne kadar süredir çalışıyorsunuz bu
suyu götürmek için efendim. 99'dan bu yana çalışıyor. 99'un baharında başladık. Keşiflerimiz, tespitlerimiz, incelerimiz, etütlerimiz derken ancak 2001 yılının sonuna doğru da kasabaya su indirmiş olacağız. Şimdi efendim ben yolda gelirken bizler Ilıca kasabasının belgeselini hazırlamak istedik. Belediye başkanımızı tanıyalım dedik. Belediye başkanımız iş makinasının üzerinde çalışıyordu. Sanırım 99 yılında başladık dediniz. 20 kilometre yola bu buradan alacağınız su borularını bitirmiş durumdasınız. Az bir şey kalmış. Özellikle siz çalışıyorsunuz. Yani nasıl bir hizmet aşkı bu? Şimdi çalışmamız şöyle. Yani biz çalışırsak çalışacağı bütün işçilerimize daha fazla çalışma hırsı getiriyoruz. Yani çalışmamızın sebepleri de budur. Şimdi biz ne kadar bu işçinin yanında olursak işçi daha fazla çalışır. Ama siz gidin çalışın dersek elbette bir kısımları yatar, bir kısımları da düzgün çalışmaz. Şimdi bu belediyenin gücüyle yapılıyor değil mi efendim? Herhangi bir ihale falan yok sanırım. Şimdi buradaki bütün her şey belediyenin gücü, iş makineleri belediyenin gücü. Burada bir tek İller Bankası'nın belediyeyi borçlandırarak 5 yıllığına sade borusunu alıyoruz. Geri kalan kısmının tamamı belediyenin işçiliğidir. Şimdi burada bugün bir de davet var. Ilıca kasabası halkının sevinci var. Böyle kayaların dibinde et ekmeğe geliyorlar. Kurbanlar kesmişsiniz. Bu müjdeli haberi vermişsiniz onlara. Bu nasıl bir duygu başkanım? Çok güzel bir duygu. İnsan bunu tarif etmek de mümkün değildir. Şimdi bu insanlar tabii geçen yılda geldik. Aşağı yukarı 7-8 kilometre yolu yaya yürüdüler, gördüler. Bugün de yani yolun bir 150 metre kadar suyun gözüne kalmasından dolayı bir daha görelim dediler. Ben de buyurun dedim. Davet ettim. Kurban kestim. Burada yedik, içtik. Biraz sonra da döneceğiz. Evet. Efendim ben teşekkür ediyorum bu çalışmalarınızdan dolayı. Sevgili izleyicilerimiz, bizler Ilıca kasabasının belediye başkanı Mehmet Kaçmaz'la beraberdik. Şimdi stüdyomuza döneceğiz. Yine onu canlı yayın konuğumuz yapacağız. Bugüne kadar yaptıkları, yapamadıkları, yapmak isteyip de yapamadıklarını bizler yine sizin ekranınız olan Kanal 5 ekranlarından bunu tartışacağız. Ben şunu söyleyeyim, 1984 yılından
çalışansınız. Köyden kasabaya, kasabadan ilçeye hazırlık yapıyorsunuz. Şu anda sizce belediyecilik anlayışı nedir? Belediyecilik anlayışı başta hizmet anlayışıdır. Benim düşünceme göre. Yani bir hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Çünkü belediyeciliğin her şeyi hizmettir. Yani vatandaşa entegre olarak, vatandaşla birlikte olarak vatandaşın sorununu çözmektir. Ben böyle değerlendiriyorum. Peki bu kadar çok güzel tesisler yaptırdınız. Özellikle şu andaki kaplıca, eskisini de ekranlarımıza getirdik. Gelen misafirlerimize, gelen dostlarımıza cevap vermiyordu. Çok harika tesisler kurdunuz. Birçok pansiyon ve oteller yapıldı. Özellikle Kaplıca'nın ismini Vali Sayın Çotur Kaplıcası koymuşsunuz. Neden Vali Sayın Çotur? Şimdi 1986 yılında Vali Sayın Çotur Kahramanmaraş Valisi olarak atandı. Şimdi biz o dönemde bu yapmış olduğumuz kür merkezini bitirmek üzereydik. Fakat bir sıcak su sorunumuz vardı. Biliyorsunuz sıcak sular 927 sayılı kanuna göre özel idarelere aittir. Yani valilik yetkisindedir. Biz Vali Bey'i davet ettik Ilıcı'ya. Tesisin yapılmış şekilde gördüğünde gözleri yaşardı. Dedi ki ben size yardımcı olacağım. Bize sondaj vurulması için il meclisinden yetki alarak, encümenden yetki vererek bize sondaj yetkisi verdi. Biz de 386 metre derinliğinde bir sondaj vurarak sıcak suyu aldık. Bu konuda Sayın Çotur'u ondan çok seviyoruz. Bize bu konuda çok büyük yardımları oldu. Evet efendim şu anda hattımızda telefonlarımız var. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sizleri tanıyalım. Ben Mehmet Küste ben Hollanda'da çalışıyorum efendim. Hollanda'da. Buyurun. Antep'teyim şimdi de. Geçen hafta Ilıca'ya gitmiştik. Onun için bir sıkıntımı Başkan Bey'e söylemek istiyorum. Bir sıkıntım var onu söylemek istiyorum. Orada her şey çok güzel. Her şey çok iyi de. Orada biraz lokantaların temizliğine baktılar. Geçen gün bir lokantada yemek isteği görünce çok... Anlaşıldım. Her şey çok güzel. Her şey çok tatlı. Ama lokantaların içindeki temizliğe biraz dikkat etmelerini rica edecektim. Evet, lokantalarla ilgili sorunlar. Yani o balık var, orada balıklı lokanta var, balık satıyor, karşısında lokanta var, o havuzun başında. Orada gidin, inanır mısın, iki gün rahatsız oldum orada. Evet. Yoksa her şey için teşekkür ederim, çok temiz, çok güzel. Evet, çok teşekkür ediyorum katılımınıza. Ben de teşekkür ederim. Bir lokantaya gittim diyor, havuzun orada diyor, iki gün rahatsız oldum diyor. Lokantanın diyor denetlenmesi, temizliği için diyor başkanıma bunu söyleyecektim. Her şey çok güzel, benim şikayetim bu diyor. Sevgili izleyicilerimiz sizleri 234-18-18 234-29-29 nolu telefonlardan arıyorsunuz. Bu arada Mevlide çorapları ve iç çamaşırlarından Mevlide Gaman size başkanımıza çiçek göndermiş. Programımıza çiçek göndermişler. Teşekkür ediyoruz Mevlide Hanım'a. Bu konuda bir sorusu oldu. Sanırım mutlaka bunu da dikkate alacaksınız. Şimdi onu hemen dikkate alırız. Sağlık ekipleriyle, zabıta ekiplerini göndeririz, kontrol ettiririz. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. Mehmet Bey iyi akşamlar efendim. Sizleri tanıyalım efendim. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İlimize hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Ben Hatice. Buyurun Hatice Hanım. Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben de Ilıca kasabasını yaklaşık 12 yıldır tanıyorum. Tabii ki büyük gelişmeler var. Başta çocuk bahçesi ben eksik görüyordum. Gördüm ki televizyondan bu yıl tamamlanmış. Yalnız ben bir eksik daha görebiliyorum. Müzikli çay bahçesi diyorum. Efendim? Şimdi gençlerimiz için, gençlerin ilgi alanı için, eğlence yeri olarak da müzikli çay bahçesini ben eksik hissediyorum orada. Evet, bir
Bu konuda ne diyeceksiniz? Bir çay bahçesi eksikliği görünüyor. Doğrudur. Doğrudur. Hanımefendinin o sözlerine katılıyorum. Şimdi bizim kablocanın inşaatından dolayı, bu içme suyunun inşaatından dolayı bu yeşil alanlarımızı tam geliştiremedik. O konuda katılıyorum. En kısa zamanda biz o işte de başarılı olacağımıza inanıyorum. Yavaş yavaş başladık. O kablocanın önünde bazı belki de görmüşlerdir. Bunları geliştireceğiz. Yani imar planımızda bütün yerleri hazırdır. Çocuk parkları, eğlence alanları hepsi vardır bunların. Ama imkansızlıklar içinde olduğumuz için biraz sıkıntılıyız. Bu zaman içerisinde onları da gidereceğiz. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de yakın. Evet, baştan tabii ki bizler söz halkın, söz hakkının görüp Ilıca kasabasının tüm güzelliklerini, gününü bugününü Kanal 5 ekranlarına getirdik. Burada sizleri ziyarete gelen vatandaşlarımızın eksik gördükleri şeyleri de temennimiz en kısa zamanda giderilir. Efendim, yine burada Ilıca kasabasının işte çay bahçesinden bahsedildi. Eksik testler var denildi. Doğa güzelliğiyle, kaplıcasıyla, şifalı sularıyla mükemmel bir yer. Yeteri kadar pansiyon ve kalacak yer var mı? Şu anda pansiyon sayınız ne kadar? Ne kadar misafiri kabul edebiliyorsunuz? Tabii bu arada ben Ilıca kasabasında röportaj yaparken yıllar önce bir vatandaşımız, Antepli bir vatandaşımız gelmiş, ben yer yoktu diyor. Belediye başkanı diyor beni götürdü, evden misafir etti. Ertesi gün bir pansiyon bulduk. Bizi oraya yerleştirdi diyorlar. Yeteri kadar otel ve pansiyon ihtiyaca cevap verecek kadar var mı şu anda? Şu anda tabii o dönemlerde belki yoktu ama şu anda yeteri kadar pansiyona pansiyon vardır. Şimdi burada pansiyondan ziyade bu son 97 yılından bu yana 592 daire yapılarak bu yayla turizmi olarak diyelim, yani pansiyon küçük mini daireler halinde vatandaşlarımız şehirden, ilçelerden, Antep'ten alanlar oldu. Yazlık olarak gelip kalıyorlar. Yani bu şekilde de yerlerimiz mevcuttur. Evet. Yani şu anda da... Yani konut edinebiliyorsun orada. Tabii konut mülkiyet edinebiliyorlar. Ve almak isteyenler, bunları düşünmek isteyenler gelir sorarlar. Arsa derseler arsa da var. Daire derseler daire de var. Hangi tür düşünceleri varsa bütün bunlara yardımcı oluruz. Evet. Efendim, bir telefonumuz var. Alo. Ya, alo. Alo. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Sizleri tanıyorum efendim. Enver Tüter'im. Buyurun efendim. Önce Sayın Başkanıma iyi günler diyorum. Yani iyi akşamlar diyorum. Sayın Başkanımı 17-18 seneden beri tanıyorum. Ve kendinin ailesini de tanıyorum. Çevresini tanıyorum. Gerçekten de muhtarlığından bu yana ve başkanına kadar layık bir adamdır. Her geçen günlerde daha güzelleştiriyor, daha modernleştiriyor. Layık bir başkanımızdır. Gerçekten de takdir ediyorum. Ayrıca kendine bu vazifesinde hayırlı başarılar diliyorum. Efendim, bu sene gittiniz mi Kaplıca'ya? Zeytin Ilıcası diyor. Galiba Antepliler'in bir çoğu bizler Ilıca kasabası. Mehmet Bey, Zeytin olarak biliniyor. Bu sene gittiniz mi? Mehmet Bey, gideceğim ben. Sayın Başkanım da beni belki isim olacak ama şahsen beni tanır. Kardeşi Zeki Bey var, diğer isimlerle hep tanırım. Ve orada bizim samancılar var. Onlar benim yanıma devamlı geldi giderler. Bu sene ben 9. ayda giderim. 9. ayda her sene giderim. İnşallah. İnşallah. Kendi de gerçekten diyorum yani adam her sene daha güzelleşiyor. Geçen gün yine bizim Kutlu falan gelmişlerdi. Bir annemin vefatı için. Mehmet Bey gelmişlerdi. Kardeşi Şeyh falan gelmişlerdi. Layık bir başkandır. Muhtarlığından bu yana takdir edecekler arkadaşlar. Bu vesileyle görmemden çok mutlu oldum. Başarılarını devam dilerim. Efendim, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. Kendine bak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Memnuniyetini dile getiren bir hemşehrimiz, bir izleyicimiz. Güzel yıllardır gidiyoruz.
Gaziantep'ten Mevlide Gaman. Evet, Mevlide Hanım, çiçek de göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, ben Mehmet Bey'e bir şey soracağım. Evet. Sayın Başkanım, önce hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, o çiçeği tanıdınız mı? Efendim? Çiçeği tanıdınız mı diyorum Mehmet Bey'e, başkanıma soruyorum. Efendim, sorumuzu aramadık. Şimdi şöyle, ben Ilıca'da bir iş yeri açtım. Tam Mehmet Bey'in karşısındayım. Mehmet Bey'i televizyonda görüyorum. Kendisiyle hala tanışmadım. Belediyenin karşısında Mevlide Çorapları. Evet. Evet, ben oradayım. Eşim orada daha doğrusu. Ben geçen yıl, 2 yıldan beri oraya tatile gidiyorum. Orayı çok beğendim. Şu anda eşime bir iş yeri açtım orada. Ve oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Çok memnun kaldım. Yani geçen 3 gün kalmıştım orada. Çok güzel, fevkalade yani çalışmaları, sistemleri. Ama Mehmet Bey'le hiç çalışmadım. Şu anda televizyonda gördüm. Mehmet Bey'le şu anda tanışıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Var mı bir sorunuz Mehmet Bey? Yok efendim, gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun, teşekkür edeyim. Rica ederim. Evet, Mevlide Hanım'ın sanırım eşi iş yeri açmış. Evet. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Kimleri tanıyalım? Ben ismini vermek istemesem, ismini mahfuz desek. Buyurun. Mümkün mü? Ben memurum. Vermek istemiyorum Mehmet Bey. İyi akşamlar diyelim. Başkanım. İyi akşamlar efendim. Diyorum şehrimize. Şimdi baktığımız kadarıyla her şey güzel, çok hoş. Yeni hizmetlerinizden başarılar dileriz tekrar. Allah razı olsun. Yalnız başkanım, bugünkü şartlar içinde, krizler içinde bir memur gelip de bir hafta, 10 gün burada kalabilir var mıdır acaba? Yani bugünkü bir memur 200 milyon bir maaşı. Herkes esnaf değil ve öte maddi durumu iyi olmayan insanlar. Mehmet Bey Allah razı olsun gezdi, gösterdi her taraf ama fiyatlar konusuna hiç değinmedi. Biraz evet, takip evet. Ettim. Hemen soralım. Hemen evet. Soralım. Kusura bakmayın. Başkan, bakanlarımız kapatın. Çok güzel. Aslında bizler VTR'lerimizde sormuştuk bunu ama mutlaka evet. Kaçırmışsınız. Şimdi fiyatlar konusunda diyor. Evet. Bu ekonomik krizden dolayı maaş alan bir vatandaşımız tatile nasıl gitti, orada kalabilir mi diye bir soru soruyor. Şimdi doğrudur o konuda. Biz de belki biraz önce de açıkladım konuşmalarımızda. Şimdi bizde fiyat tarifeleri çıktı. Her pansiyonların fiyat tarifesi kapısının arkasında veyahut da odasının içerisinde asılıdır. Şimdi bizde 2 milyondan başlar 20 milyona kadar pansiyon vardır. Yani şimdi burada artık vatandaşın ekonomik durumuna göre bunu kendisi değerlendirip kendisi gezerek hangi pansiyonda kalacağını kendisi takdir edecek. Yani bir anda varıp da hiçbir yere sormadan belki de 10 milyon liralık bir yer karşısına çıkacak. Belki 15 milyon liralık bir yer karşısına çıkacak. Ama dolaşırsa fiyatların ne olduğunu orada görecektir. Evet. Efendim, aldınız mı cevabını? Alo. Evet. Hattan ayrılmışlar. Sanırım yani herkese hitap eden ve herkes kendi cebini, kendi ekonomisini göz önüne alarak Ilıca kasabasına geldiğinde gelişi güzel pansiyonlarda kalmasın, araştırsın. Araştırsın, evet efendim. Evet. Telefonlarımız var. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizleri tanıyor muyum efendim? Evet, Sabri İskender. Buyurun Sabri Bey. Ben 20 senedir Zeytin'e gidiyorum. Gerçekten suyun çok şifalı. Fakat benim Mehmet Bey'e sormak istedim. Galiba kendisi de öğretmen olması lazım hatırladığım kadarıyla. Birkaç sefer gittiğimde kendisiyle görüşmek istedim. Fakat ulaşamadık. Kendisine irtibat kuramadık. Birinci sorum... Efendim şu an karşınızda. Evet. Birinci sorum şu. Bu pansiyonlar, yeni yapılan pansiyonların %90'ı banyolu sisteme göre yapıldığı halde niçin bunlara banyo, yani şifalı su verilmek istenmiyor veya böyle bir düşünceleri var mı, vermek istedikleri? Böyle bir düşünceleri şimdi, var mı? Şimdi
hemen devreye girebilir miyim? Evet. Şimdi biliyorsunuz yeraltı sıcak suları özel idareye aittir. Yani bunun tasarrufu doğrudan doğruya valiliğe aittir. Şimdi biz de valilikten kendi imkanlarımızı zorlayarak, bazı şartları zorlayarak sondaj yetkisi aldık. Yani o yetki tamamen valiliğin olduğu için o konuda biz yetkili değiliz. Ama bu biraz da baskıyla yapılabilir. Değil mi? Çünkü girişimlerimiz var, çalışmalarımız var. O konuda ben 10 yıldan bu yana o çalışmaları devam ettiriyorum. Evet. İkinci sorum da bu aşağı ve küçük banyolar var. Biliyorsunuz o merdivenlerden indirilen. Derede. Derede bir de küçük banyo var. Bunların yani bilmiyorum ben birkaç kere girmek istediğim halde iğrendim tekrar geri çıktım. Şimdi şu anda kapalıdır efendim. Geçen sene zaten gitmedim. Kapatıldı mı onda? 3 yıl veya 4 yıl oldu kapatılalı efendim. Evet. Oldu bir de bu büyük banyolarda küçük çocuklara daha fazla yer verilmesi, büyüklerle aynı havuza girmemesi için. Ayırttık efendim havuzlarını, bu yıl ayırttık bunları. Yani yetkililerin uyarılmasını istiyorum. Çünkü o yeni banyoda, ki ben birkaç kere vatandaşla da neredeyse kavga edecek duruma geldik. Efendim sanırım sizler görüntülerimizi izlediniz mi? Ben çocuklar için olan televizyonu geç açtım. Evet, evet. Görüntülerimizde çocuklar için, büyükler için, aileler için özel jacuzzi havuzlar var. Çok harika. Küvetler var. Ben daha önceki, şimdi 20 senedir gidiyorum. 80'den bu yana gidiyorum. Evet. Fakat bir sorun olduğunda banyoda bir yetkili bulamıyorum. Şimdi kime şikayet edeceğimi ve bu sefer vatandaş sana da diyor ya ben para verdim, istediğini yaparım. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şimdi yetkili bulamıyoruz diyor. Vatandaşın sanırım 220 lirini söylüyor ama son havuz görüntülerini yani Sayın Çocuk kaplıcalarını görmemiş. Televizyonu da geç açtım diyor. Bu konuyla ilgili orada sanırım 10 tane personelimiz. 12 tane, 13 tane personelimiz var. Yani Ömer Bey, herhalde onun çok biz gitmeye gelendik. Çünkü aşağı hamamdan bahsetti. Aşağı hamam 4 yıldır kapalı. Çocuklar için ayrı havuz olmadığından bahsetti. Hamam açılmasıyla çocuklar için ayrı havuz var. Açık biraz tezbenci gitmeye geldi. Evet. Efendim, var mı telefonlarımız? Evet, başkan güzel Kılıca kasabasında görüntülerin sevgili parlamentolara sevgili Zeliha Cansuç'un şu anda içme sularını 20 kilometre hani efsane bir hikaye var. Ferhat sevgisi Şirin'i görmek için ona kavuşmak için dağları vermiş derler. Bizler de Kılıca kasabasından 20 kilometre uzakta olan dağlardan ileride ilçeye dönüşürsek belki içme suyu sıkıntısı yaşarız düşüncesiyle Ferhat gibi dağları delerek su getirmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem soğuk bir su, buz gibi bir suyu var. Kılıca kasabası bu soğuk suya ne zaman kavuşacak? Son çalışmalar ne aşamada? Şimdi son çalışmalar önümüzdeki günlerde boru döşemeye geçeceğiz dedik. Demin programda da izlediğiniz gibi. Yani son aşamasına geldik. Şu anda da 2,5 kilometre borumuz geldi. Onu döşemeye başladığımız zaman öbür borularımızı isteyeceğiz. O da hemen peşinden gelecek. Yani kavuşturabilirsek yaklaşık 10. ay içerisinde akıtmayı düşünüyoruz. Eğer hava şartları müsaade ederse tabii buna. Yok hava şartları 9. ay 10. ayda o dağlarda yüksek yerlerde soğuktan yağmurdan çalışamazsak baharda tahmin ediyorum 5. ayda o suyu indireceğiz yani. Evet. Efendim bir telefonumuz var. Alo. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Başkanım. İyi akşamlar. Ben giden hafta içinde gittim Ilıca'ya. Her sene gidiyorum ama bu sene daha bir güzel, daha bir modern olmuş sanki. Önce işte çalışmalardan dolayı kutluyorum. Ve başarınızın devamını diliyorum.
Bazı vatandaşlarımız biraz eksiklerinden bahsettiler. Ama sizin bu gayret çabalarınızdan daha da iyi olacağına inanıyorum. Ve sizin başarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim. Efendim, son yapılan testleri gördünüz mü Kapıcı'da? Evet, çok güzel ve çok muhteşem. Var mı başkana bir şikayetiniz, bir isteğiniz? Hayır, başarılar. Söz aklının diyoruz. Hayır, başarıların devamını diliyorum ve ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sevgili yönetmenim, son iki telefon daha alalım. Programımızın sonuna geliyoruz. Zaten Gaziantep hemşehrilerimiz ve Güneydoğu'dan gelen tüm dostlarımız İlce Kasabası'nda çok memnun olduklarını, orada haftalarca tatil yaptıklarını söylemişlerdi. Bizler de 1984 yılından 2001 yılına kadar olan süre içerisindeki faaliyetleri, çalışmaları ve sosyal tesisleri ekranlarımıza getirdik. Sanırım bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanım, iyi akşamlar. Gerçekten sizin o iş makinesi üzerinde görmek bir belediye başkanı için çok büyük bir gurur. Ben gerçekten gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Ben sizden bir şey sizlerin sizin belediye başkanı olarak bir özürlüğe bakış açınız var. Birincisi bu. İkincisi, mesela bir özürlüğü bir arkadaşımız oraya geldiğinde ne gibi yardımlarınız olur? Teşekkür ederim. Alo. Efendim, sorunuzu tam olarak alamadık. Ben başkanıma diyorum. Bir özürlüğe bakış açısı nasıl? Birincisi bu. Peki bir özürlüğü o zeytin mücadelesine geldiği zaman ne gibi yardımları oluyor? Konuyu aydınlatmak istiyorum. Bu tür yardımları oluyor diyor. Ki burada bir vatandaşımız geldiğinde kalacak yer sorunu vesaire bir şikayeti olduğunda ne tür yardımları oluyor, nasıl bir hizmet veriyorlar? Şimdi o konuda şöyle diyeyim, zaten bütün bizim arkadaşlarımız ev konusunda, yerleşme konusunda yardımcı oluyorlar. Bizim oradaki pansiyon sahiplerimiz falan. Eğer bu konuda dışarıda kalanlar falan olursa, yani biz de devreye giriyoruz. Zaman zaman hiç yer kalmadığı dönemlerde dahi bazı aileleri yanına yerleştirerek bu konuları çözüyoruz yani. Başkanım, anlatamadım, yanlış anladım. Ben diyorum ki sizin özürlüğe bakış açınız. Bir özürlü geldiğinde, özürlü insan geldiğinde ne gibi şeylere faydalanır? Bir belediye başkanı olarak bunu sormak istedim. Şimdi özürlü insan dediğiniz herhalde. Evet. Şimdi bize düşen bütün görevlerde yardımcı oluyoruz. Mesela ben, ne gibi? Hangi konuda mesela tabii geleceğini bilemiyorum vatandaşım. Maddi durumu zayıf. Maddi durumu zayıf bir özürlü arkadaşımız geldi. Maddi durumda? Evet. Tabii maddi durumda da yardımcı oluyoruz. Yani zaman zaman bu gibi insanlardan bize düşen ne vardır? Banyo girişi vardır. Evet. Maddi durumunu kesin kanıtladığımız insanlar da yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sanırım bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Buyurun, sorunuzu alalım. Sayın Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben gerçekten Mehmet Bey'i beterenizde seyrettim. Eski zeytinli ile yeni zeytinli arasında çok fark var. Efendim, ben, sesiniz çok ısıtlı geliyor. Eski zeytinli rıcası ile yeni zeytinli rıcası arasında çok fark var. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben 80'li yıllarda gitmiştim. O su çıktığı sene ben yine oradaydım. Maden Tersi Arama Enstitüsü'nün sondajı gelmişti o suyu çıkartmak için. Ben oradaydım. O zamanki şartlar altında düşünüyorum şimdi. Şimdi Betere'den de seyrettim. Apayrı bir şey olmuş. Zeytinli neredeyse il olmuş yani. İlçeyi de bırak, il olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. O zamanlar jeneratörle aydınlatılırdı. Gece geç saatten sonra da jeneratör kapatılırdı. Doğrudur. Yol desen yol yoktu. Şimdi bakıyorum ben, Zeytinli
bambaşka, gerçekten bir il havası taşıyor. Bunun için de Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmetinin de devamını diliyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, canlı telefonlarımız sona erdi. Santralda bir problem yaşıyoruz diyorlar arkadaşlarımız. Yoğun bir telefon temposu var. Başkan, hizmetleriniz çok güzel. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Ilıca kasabasına ulaşım olarak vatandaşlarımızın nasıl gitmesi, nereden gitmesi gerekiyor? Ulaşımla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Gaziantep'e bizim Ilıca'dan direkt minibüs, bu transit dediğimiz minibüsler çalışıyor. Günlük saat 11'den 3'e 4'e kadar saat başı araba kalkıyor. Bu da günlük ortalama 7 ile 8 arasındadır. Daha fazla yolcu olursa bu 10'a da çıkıyor, 15'e de çıkıyor. Takviye ediyorlar. Doğrudan doğruya Antep Otogarı'ndan Ilıca kasabasına her gün sabahleyin her 10 dakikada bir, yanılmıyorsam 9'a kadar minibüs kalkıyor yani. Bu şekilde de ulaşım sorununu çözüyoruz yani. Direkt Antep'te çalışıyor yani. Bizler efendim programımızın sonuna geldik. Cuma Bey başkan vekili olarak yıllardır Sayın Mehmet Paçamaz'la omuz omuza verdiniz. Ilıca kasabasına birçok güzellikler kazandırdınız. Bizler gelen telefonlar doğrultusunda bundan sonraki çalışmalarınız konusunda neler söylemek istersiniz? Efendim Mehmet Bey'le biz 94 yılında başladık. Bayağı bilimli. Hayırlı bir çalışma. Telefonlara gelince de telefonları eleştirmek, insanları konuşmak, ders vermek, tekniğini görmek. Türk telefonu gelen arkadaşlara da sizlerimizle teşekkür ediyoruz. Hizmete devam edin. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zaten insanlar defalara falan seyrediyor. Evet. Başkan, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Burada tüm Güneydoğu'ya ve Gaziantep hemşehrilerimize sizin son sözünüz ne olacak? Bizi izleyen dinleyicimize, seyircilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Evet, bizler de Ilıca Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkan Vekili'ne teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, amacımız söz hakkım, söz haklımım derken belediyelerle ilgili zaman zaman birçok isteklerinizi, şikayetlerinizi sizin ekranınız olan Kanal 5 ekranlarından yansıtmaya çalışıyoruz. Sizin sesinizi, sizin sıkıntınızı konunun mahtabı olan yetkililerimize duyuruyoruz. Bizler bu haftaki programımızda yine sizlerin istekleri doğrultusunda Ilıca kasabasına gittik efendim. Ilıca kasabasının çok güzel kapıcaları var. Orada muhteşem bir çalışma var. Örnek bir belediye başkanı ekranlarında gördük. 1984 yılında köy muhtarı olarak seçilen Mehmet Kaçamaz 2001 yılına kadar 4 yıl içerisinde köyü kasabaya dönüştürdü. Ve yaklaşık 16-17 yıldır da başkanlığını yaptığı Ilıca kasabasının hala hizmete doyuramadım, hala hizmetlerimiz devam ediyor diyor. Köyden kasabaya, kasabadan ilçeye dönüşmesi için tüm gücüyle, tüm hızıyla hizmetine devam ediyor. Bu güzellikler içerisinde Ilıca kasabasında biliyorsunuz şifalı sular var. Birçok hasta insanımız veya tatile gitmek isteyen insanlarımız bu şifalı sulardan, o doğa güzelliğinden, o doğa harikasından faydalanmak için gidiyorlar. Bizler sizlere hizmet etmeyi kendimize ilke edinmişiz. O güzellikleri eğrisiyle, doğrusuyla yine canlı programımızda sizin şikayetleriniz olur düşüncesiyle Ilıca kasabasının belediye başkanımız stüdyomuza koyduk. Efendim, programımızın sonuna geldik. Bir hafta sonra yine sizin sorunlarınız, sizin sıkıntılarınızla karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.